Bir Türk alayına mensup bir binbaşının hanımı ve çocuklarını bile öldürebiliriz. Bize ne Türkiye ne de Türk ordusu hiçbir şey yapamaz. İşte Kıbrıs Türk'üne bu mesaj verilerek çökertilmek ve teslim alınmak isteniyordu. Daily Herald Tribün muhabiri görgü tanığıydı ve olayı şöyle anlatıyordu. Bir evde boğularak öldürülen ve banyoya atılan 3 çocuğun cesetlerini gördüm. Çocukların anneleri başka bir odada vurularak öldürülmüştü. Bir Türk bana acı bir ifadeyle bunu Rumlar yaptı dedi. Daily Telegraph ve Morning Post muhabirleri görgü tanıklarıydı ve olayı şöyle anlattılar. Bir banyo küvetinde bir anne ve 3 çocuk cesetleri gördüm. Tek suçları babalarının bir Türk subayı olmasıydı. Kumsal katliamının dünyada yankı yaratmasına sebep olan banyo katliamında banyo içerisinde birbirlerine sarılmış 3 yavrusunun ve eşinin Rum barbarlarca katledilmesini o günlerde binbaşı olan Doktor Nihat İlhan şöyle anlatıyor. Gittim Elçi Bey, ya başın sağ olsun. İşte dedi, katletmişler. 41 yıldır hiç konuşmadı. Ailesinin vahşice katledildiği 1963 yılının 24 Aralık gecesi Kıbrıs'ta yaşananları ilk kez anlattı. Adadaki Türk alayında görevli doktor binbaşı Nihat İlhan şimdi 80 yaşında. Acısını hep yüreğinde yaşattı. Yakınları dışında kimseye açılmadı. Dünya televizyonlarından gelen röportaj taleplerini ısrarla reddeden İlhan, tarihe ışık tutacak bu röportaj için ATV haberi seçti. Peki neden susmuştu bugüne kadar? Türk Silahlı Kuvvetlerine olan saygım, böyle devlet işiyle ya şeyle ancak baştaki konuşur. Gizledim, nasıl olsa harp tarihi yazmıştır bunu. Düşündüm, işte Zatalinizin Kırcan'ın hatırı için söyledim. Yazmak bu hatıramı. Korcan Karar bu önemli tarihi buluşma için Nihat İlhan'ın Ankara Anıttepe'deki evinin yolunu tuttu. Kapıyı İlhan'ın ikinci eşi Tülay Hanım açtı. Ekibimizi oğlu Mustafa ile birlikte karşılayan Nihat İlhan o acı dolu günlere tekrar döndü. 1963 yılı da Amerika'dan dönmüştüm. Ayarpaşa Asker Hastanesi'nde cerrahi klinikte görev yapıyordum. Kıbrıs'taki cerrah arkadaş istifa edince benim bir günde tayinim çıktı. Hazin öykü böyle başladı. 2,5 ay sonra İlhan Binbaşı ailesini adaya getirmeye karar verdi. Ledra Palas'a çok yakın bir yerde tek katlı, iki oda, geniş bir salon, mutfak, banyo. Evin bitişiğinde de ev sahibi, karı koca, çocukları yok. Onların da bir oda, bir salon, bir de tuvaletleri vardı, mutfakları. Orada otururlardı. Onu tutmamın sebebi Kıbrıs'ta ben alaya gittiğim zaman eşime sahip olacaklardı. Çünkü onlar da Türktüler. Evet, Türklerdi. 1963 yılının Noel'inde adada yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçecekti. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlayan kanlı örgüt EOKA, Aralık ayında adadaki Türklere karşı akıl almaz bir katliama başladı. 18 Aralık'ta alaya gittim. 19, 20, 21. günü alayı terk edip Gönyeli'ye gittik. Alay gitti. Ben Volkswagen'i orada bıraktım. Personel taşıyan otobüse 50 yataklı hastanemi, yeteri kadar eşyasını yükledim. Tarlalardan Gönyeli'ye gittim. Ömrümde hiç otobüs kullanmamıştım. Ama götürebildim. Yatakları kurduk. Hastaneyi faaliyete geçirdik. Sonra Kaymaklı'ya gittik. 35 tane yaralı olmuştu. 35 tane yaralı. Günler geçti. İçine bir kurt düştü. Ailesi ne durumdaydı acaba? Alay komutanına ailesini sordu. Ben, peki benim ailem ne olacak dedim. Efendim dedi, Kıbrıslı mücahitler her türlü emniyeti aldılar. Bu sözler onu rahatlatmamıştı. Birkaç gün sonra o yıllarda alay komutanı olan Milli Eğitim eski bakanı Hasan Sağlam'ın tavırları onu daha çok korkuttu. Alay komutanı belki bizim hadiseyi duymuş,
fenalık geçirdi, bayıldı. Hiç şey yok. Şoka girdi bir nevi. Dedim ki, albayım bizim çocuklardan ne haber? Dedi ki bir şey yok, bir şey yok dedi. Ama ben gidip görmek istiyorum. Hayır gidemezsin dedi. Dedim ki gideceğim. Siz hataliniz götürürseniz iyi olur. Hayır dedi. Öyleyse sen ambulansınla gel. Ben ambulansa bindim. Her şeyden habersiz yola çıkıldı. Eve gideceğiz. Şey dedi ki, alay komutan işte gelip de elçiliğe dönen Hasan Sağlam. Albayım, beni arkadan takip et ama söz ver eve uğramayacaksın. Bizim evin yanından geçiyor cadde. Ledra Palas'ın orada, hemen şeye gittik, elçiliğe. İlhan Binbaşı orada olan bitene de anlam veremedi. Elçiliğe gittim. Kapıyı her açan böyle yüzünü çeviriyor bilmem ne. Ben 18'inden 20'ye 10 gün ne yıkanmışım, ne tıraş olmuşum, üstüm toz başı. Dedim Süleyman'a, alana, ya bir jilet makinesi yok mu? Bir tıraş olayım, bir de banyo yapayım dedim üstüm başım size. Dedi ki elindeki silahları ver, tabancanı ve makineli şeyi. Ya neden dedim? Öyle, bir de banyo açık kalacak. Ya dedim, niçin açık kalacak dedi. Bu acı haberi binbaşıya verme görevi Türkiye Büyükelçisi'ne düştü. Dediler ki elçi seni çağırır. Gittim elçi bey. Ya başın sağ olsun. Dedim ki siz de sağ olun, vatan sağ olun. Ne olmuş, kaçırmışlar mı, esir mi almış, ne olmuş? İşte dedi katletmişler. Dedim sevindim. Ya kaçırsalardı? Ya o 10 aylık çocuğumu ileride büyütüp anas babas çoban yapsalardı, ya öbür oğullarımı hizmetkar yapsalardı daha mı iyiydi? Hanımın namusuyla oynasa daha mı iyiydi? Hissettikleri maalesef doğru çıkmıştı. Rum milisler ailesini alçakça katletmişti. Bir şeyler hissettim zaten o gece, şöyle görmüştüm. Hanım beyaz bir Fransız şeyi vardı. Böyle çok güzel bir elbisesi, onu giymiş. Çocuklar da bahriyeli elbiseleri yaptırmıştım, onları giymiş. Şeyden, beş parmak dağlarından uçuyorlar Toroslara doğru. Küçük Hakan da dişiyle mi tutuyor fark eden, bir baktım üfürüyor. O da geliyor. Rum milislerin kanlı baskınında 2 numaralı evden 3 kişi sağ çıktı. Sahibi Hasan Efendi ve kızıyla misafirliğe giden Ayşe Can kaçtı. Bakın, bu Murat, bu Kutsi, bu Hakan. Bak Murat'a kaymış kaşları, çok güzel çocuk, aşağıya kaymış. Ve annenin saçları. Murat'ı önden rahmetli etmişler. Küçük de onların altında kalmış, boğulmuş. Onda hiç kurşun yarası yok. Türkiye ile bağlantısı kopmuştu. Dünya buradaki vahşetten habersizdi. İki İngiliz gazeteci ve Ömer Sami Coşar adlı Türk gazeteci bu kanlı baskının fotoğraflarını çekmeyi başarmıştı. Türk ve dünya basınında bu haberler yer alıyor ama dehşetin boyutunu kanıtlayacak o fotoğraflar adadan çıkartılamıyordu. Bunun çaresi birkaç gün içinde bulunacaktı. Binbaşı Nihat İlhan, canı gibi sevdiği ailesinin cenazelerini Türkiye'ye götürmeye karar verdi. Türkiye'den 2 uçak yaralıları ve cenazeleri almak için yola çıktı. Havaalanına geldik, o Rumlar ayakta, açın o bayrakları. Resim çekiyorlar. Dedim ki, arkadaş, dirisinden korkuyorsun, ölüsünün ne resmini çekeceksin? Sen şehit ettin. Ondan sonra orada hiç unutmam, bir yüzbaşı pilot piyade tüfeğinin namlusundan tuttu, dipçiyle adama böyle bir vurdu, adam kık düştü yere, fotoğraf makinesi de aldı, tak vurdu yere, öbürü kaçtı. Kaçma ki göresin. Ondan sonra ben de gittim, ayağımla bir tane vurdum. Cibiliyetsiz herifler dedim, yaptığınız yetmiyor, bir de fotoğraflayacak mısınız dedim. İlk uçak içinde cenazelerle Türkiye'ye doğru havalandı. Ve bir şeye şahit oldum. Şehitler ne morarıyor, ne katılaşıyor. Elazığ'a götürdüm aynı gün cumartesi 28'inde.